Şu anda burada gönülleri birleşenler var. O sebeple gönülleri birleşenlere selam olsun. Şimdi geldiğim arkadaşlarla bir şey anlatıyordum. Orta Bir'de Tarsus'tayız. Türkçüler Derneği var. Ocak yeni kurulmuş. Yıl 67 veya 68. Biz Orta Bir'deyiz. 3-5 arkadaş. Ama bunlar rastgele arkadaşlar değil. Hepsi de iyi, sağlam insanlar oldu. Biz aşağıdaki kahveden ocağa cuma akşamları sandalye taşırdık. Görevimiz buydu. Konferans biterdi saat 10'da. Tekrar biz o sandalyeleri geri kahveye indirdik. Bu arada da bir çay ikram edilirdi. O çayın bardaklarını biz getirirdik. Orta Bir şu kadar çocuklar. Bu davaya hiçmet etmekten utanmayın, sıkılmayın, çekilmeyin. Herkes reis olmaz arkadaşlar. Sandalyeyi taşıyın. Bir gün kitleleri daha kolay taşırsınız. Benim fikrim odur. Biz öyle eğitildik. Büyüklerimiz bizi öyle eğitti. Biz de hiç itiraz etmedik. Çocuk yaşta. Okula da erken gönderilmiştim. Ne yapıyor? 10 yaşında. 10 yaşında fikir almaya çalışırdım. O günlerden aklımda kalan Varto Tarihi Konferansı. Hiç unutmam onu. Böyle benim kafama bir tokat gibi inmişti. O zaman böyle fikrimde bir açılma noktası bulduğumu hissettim. Ondan sonra da zaten çok sıkı okuduk. Öyle de geldi geçti. Adsız kim hepiniz biliyorsunuz. 10 Kasım 1938. Atatürk ölüyor. Ertesi günü Cumhurbaşkanlığı kavgası başlıyor. Büyük saygısızlık ve ondan sonrası ne olacağı belli oluyor. Aynı İslam tarihi gibi. Hazreti Muhammed işte orada can çekişiyor. Dışarıda Ebu Bekir ben mi halife olacak, o mu halife olacak tartışması başlıyor. Aynı durum. Burada da İnönü bir klik kurmuş. Hatay meselesinden sonra. Maalesef Çakmağı da yanına alıyor Fevzi Çakmağı. Oysa Atatürk'ün çok önem verdiği Genelkurmay Başkanı. Ve kendini Cumhurbaşkanı ilan ettiriyor İnönü. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk tarihi dönüşmeye başlıyor arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bu devletin dönüşmeye başlaması. Osmanlı'daki gibi aynı. Nasıl ki Çandarlı öldürülüyor 1453'te, devlet dönüşmeye başlıyor. Aynı 10 Kasım'dan sonra da devlet dönüştürülmeye başlıyor. Bütün gizli kalmış hesaplar ortaya çıkmaya başlıyor. O zamanki Türkçülerin İnönü'ye ve iktidara karşı tepkileri sol tarafından lanetleniyor, eleştiriliyor, işte olmadık laflar ediliyor. Ama bugün ne oluyor? Bugün. Çetin Yetkin denen bir solcu var bilirsiniz. İnönü devrini darbe olarak anıyor. Keşke abileri de öyle yapsaydı o zaman. Kim haklı çıkmış oluyor? Biz haklı çıkmış oluyoruz. Biz. Türkçüler. Bugün solun bir kesimi İnönü iktidarını kötü bir iktidar olduğunu artık kabul ediyorlar. Bir karşı devrim olduğunu kabul ediyorlar. Bunu sol bile kabul ediyor. Demek ki neymiş? Biz haklıymışız. 1967 yılında Atsız seri bir makale yazıyor Doğu hakkında. Bir tane Arap çıkıyor Cumhurbaşkanına.
Türk çıkıyor daha doğrusu, Barak Türkmen'e. Diyor ki Araplara toprak veriyorsunuz, bize niye vermiyorsunuz? Bunun üzerine Atsız yazılar yazmaya başlıyor. Atsız hakkında 1967'de bölücülükten dava açılıyor. Atsız hakkında bölücülükten dava açılıyor. Ne demiş? Demiş ki Kürtler doğuda devlet kurmak istiyor, Kürdistan kurmak istiyor. Devlet kurmak isteyen varsa Afrika'ya gitsin, toprak versin Birleşmiş Milletler diyor. Ki bu gibi sözlerden, eleştirilerden dolayı Barzani Türkiye'ye gözlerini dikmiş diyor. Bu gibi sözlerden dolayı hakkında dava açılıyor arkadaşlar. 6 sene sürüyor dava. Ondan sonra da mahkumiyet kararı çıkıyor. Haksız hapishaneye giriyor o yaşında, 73 yılında. Mustafa Kayabek, derginin sahibi de içeri giriyor, alınıyor. Ama bugün ne oluyor? Bugün Türkiye bölünmek üzere. Haksız gene haklı çıkıyor. Gene haklı çıkıyor. Haksız hayatı boyunca yaptığı mücadelelerde daha sonra da haklı çıkmıştır arkadaşlar. Neden? Tarihi her dönemde birkaç kişi yürütür. Lider ya da fikir adamı olsun, tarih birkaç kişiyle yürür. Onun yanında dallar vardır, onun yanında bir çevre vardır ama yürüten hep birkaç kişidir. Atatürk'ü düşünün ve yanında birkaç kişiyi düşünün. Atsız'ı düşünün, yanında da işte Sançar ve diğerlerini düşünün. Tarih böyle yürür. Ama Atsız hemen hemen hiçbir mücadelesinde haksız yanılmış çıkmamıştır. Haksız 1938'den sonraki Türk tarihini, Türkiye'deki Türk tarihini kurtaran adamdır arkadaşlar. Haksız çıkmasaydı, bu mücadele verilmemiş olsaydı ve diğer o yanındakilerle birlikte belki de Türkiye'de Türkçülük böyle yaşamayacaktı. Bu 2000'lerdeki gibi tekrar canlanmayacaktı. Belki de. Belki de söndürülmüş olacaktı. Belki de Osmanlı gibi bizi 500 yıl uyumaya mahkum edeceklerdi. Biz savaşacaktık. Tabii çağdaş düzende savaşma nedir? Fabrikalarda çalışmaktır, işçiliktir. Biz çalışacaktık. Birileri devşirme güruğu da yaşayacaktı. Gene öyle oluyor ama o kadar değil. Atsız 38'den sonra Türk duygusunu yaşatmıştır. Ve bu gençlik de her zaman var olmuştur. Atsız bu yüzden çok önemlidir. Kilometre taşlarımız var. Çağdaş dönem için Yusuf Akçura var, Ziya Gökalp var, Ömer Seyfettin var, Mahmut Esat Bozkurt var ve Nihal Atsız var. Ben kitaba son Türkçe adını koydum. Hakikaten de son Türkçe. Atsız'dan sonra bir daha tarihi yürütecek adam ortaya çıkmadı. Evet, ondan sonra bir sürü Türkçü var. Bana çok itiraz edenler oldu. Biz Türkçü değil miyiz diye. Ya tamam, sen Türkçüsün. Zaten senin anladığın manada son Türkçü olsa ben kendimi inkar etmiş oluyorum. Ben başka bir şey oluyorum o zaman. Ben kendimi inkar eder miyim? Bazılar işte kendini böyle Atsız'la da eşit görüyor. Ya da Facebook'ta 3 tane yazı yazınca kendini Atsız görüyor. Atsız o değil ki. 1944'te Atsız yakalandığı zaman Türkiye'de belki de dünya tarihinde sayılı, içinden lağım geçen küçücük bir hücrede, rutubetli hücrede, rutubet oranı %100'ün üzerindeki hücrede bir hafta tutuluyor. Atsız'ın ciğerleri o zaman bozuluyor. Bu mücadeleyi yaşamış. Atılmış, işten atılmış, iş verilmemiş. Buna rağmen hiç yılmıyor. Yıl 1949-48, iş yok, para yok. Bedri Hanım çalışıyor. Sonra Yağmur Atsız hatıralarında diyor ki, bizi hiç düşünmüyordu diyor. Aklı fikri yazdığı Bozkurtlar kitabındaydı diyor. İyi ki de düşünmemiş. Yalan. İyi ki de düşünmemiş. Düşünseydi Bozkurtlar romanı çıkmazdı. Ha, demek Atsız nedir? Atsız demek bazen dava için her şeyden vazgeçmek demektir. O kitabı bitirmek için, o Bozkurtlar romanını bitirmek için demek ki bazen her şeyden vazgeçeceksin. Geçmiştir de. Atsız budur. Atsız olmak dava adamıdır.
bir Ziya Gökalp gibi, bir Yusuf Akçura gibi. Yusuf Akçura arkadaşlar çok zengin biriydi Kazan'da. Hakikaten çok büyük bir burjuvazinin oğludur Yusuf Akçura. Ne yapmış? Anasını da almış, İstanbul'a gelmiş. Her şeyi bırakmış, malı mülkü her şeyi bırakmış. Bu çok bir idealizmdir. Bugün şöyle bir düşünsenize, arabası olanlar, arabanızı bırakıyorsunuz. Bu çok büyük bir idealizmdir, atsız da böyle. Her şeyden vazgeçmiş. Eşi mi küsmüş? Küssün. Ben yolumda yürüyeceğim. Düşünce hep bu. Yalnız kalmış, kimisi mesela yalnız kalınca serseri olur, çöker, ruhen çöker, biter. Aksine atsız daha çok bilenmiş, kamçılanmış. Atsız olmak budur. Atsız yılmamaktır. Anlamı budur arkadaşlar. Atsız olmak yılmamaktır. Morali bozmamaktır. Belki bir gün eşiniz sizi terk eder, etsin. Çocuklarınız anlamayabilir, anlamasın. Ama bugün telif hakkını almayı bilirler. Ben telif hakkına karşıyım. Tamam, mal mirasen intikal eder ama telif hakkı intikal etmez arkadaşlar. O eseri yazan öldüğü zaman o eser toplumun malı olur. Bu kadar. Yaşadığı süre içerisinde babasının yüzüne bakmayanlar bugün onun kitaplarının telifleriyle uğraşıyorlar. Yıl 1968, bunu bilmezsiniz hiç. Burada açığa vuralım, kitapta koymadık onu. Burada açığa vuralım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde Tufan Bey, bunu geldi benim yanıma anlattı Tufan Bey. Yıl 1968, Süleymaniye Kütüphanesi'ne uğruyor sürekli Tufan Bey. O zaman onun öğrencisi işte, küçük, genç bir çocuk. Tabii şimdi yaşlı. Hasta da şu anda. İşte nasılsın, iyisin falan, akşam üzeri. Nihalatsız diyor ki, çıkalım diyor. Ötükenler gelmiş, onları alalım, benim eve götürelim diyor Maltepe'ye. Bakın. Nihalatsız, 1968 yılında Ötüken derdiler mi? Şöyle alıyor, iki kolisini Tufan Bey alıyor, Tufan abi. İki kolisini de Nihalatsız alıyor, Maltepe'deki eve götürecek. Nihalatsız budur. Nihalatsız işte gençlere başkanlık yapmak değildir. Nihalatsız bazen o dergileri eline alıp taşımaktır arkadaşlar. Bu kadar da mütevaziliktir Nihalatsız. Sizin böyle olmanızı isterim. Yeri gelince kartal gibi, yeri gelince de mütevazi, normal bir insan gibi. Tufan'la birlikte, Tufan Bey'le birlikte Ötüken dergilerini alıyorlar. Vapur ve tren Maltepe'ye doğru yola çıkıyorlar. Atsız hiç konuşmuyor trende. Tufan Bey diyor ki ya diyor, ben işin açığı korktum diyor. Acaba diyor, ben bir şey mi yaptım diyor. Problem benden, bana mı sinir oldu? Yüzünü çevirmiş dışarı bakıyor diyor. Niye acaba diyor. Ondan sonra sormaya cesaret ettim. Hocam bana mı bozuldunuz? Niye susuyorsunuz demiş. Yok, alakası yok. Niye bozulayım demiş. Peki niye durgunsunuz? Hiç konuşmuyorsunuz demiş. Susmuş. Sonra yine iddiaya şey yapıyor. Israr ediyor. Rahatsız diyor ki, şu anda diyor Yağmur'un nikah yapılıyor. E hadi gidelim diyor. Dergileri bana verin, ben taşırım, hadi gidelim diyor. Çağrılmadık diyor. Ama telif ücretleri alınıyor. Acı değil mi? Atsız olmak buna da katlanmaktır. Bütün bu acıların acısı nereden çıkıyor biliyor musunuz? Demin bir resim gösterildi. O küçük Kaniye Hanım'ın oğluyla birlikte. Bütün bu evlat acılarının acısı ondan çıkıyor. Onu severek gideriyor. Bütün bu duygularını onu severek gideriyor. Atsız olmak budur arkadaşlar. Atsız anlamak da bunlardır işte. Bazen kartal gibi yükselmektir atsız. Bazen bir su kadar da mütevazi olmaktır, akıp gitmektir. Daha doğrusu 1931 yılı atsız mecmua çıkmaya başlıyor.
O zamanki kadro dergisi neyse, sol içerikli kadro dergisi neyse, o da devlete solculuk aşımaya çalışıyor. Şevket Süreyya, Aydemir ve Nedim Tör vesaire devleti sollaştırmaya çalışıyorlar. Atsız da mecmua çıkarıyor. Atsız mecmuayı çıkarıyor. Ama Atsız mecmua o kadar kaliteli ki içinde çok önemli isimler var. Akademiden çok önemli isimler var. İstanbul Üniversitesi'nden Zeki Velid var, diğerleri var vesaire. Bir anda Atsız Türkiye'nin siyasi gündemine yerleşip Ankara'nın da dikkatini çekiyor. Atsız mecmuayla. Yıl 31. Bu arada hani biz ırkçıyız ya da Atsız ırkçı denir ya, halbuki Atatürk'e gelirsek Atatürk kafatasçı denilen bilimsel ırkçı, yani kafatası üzerinden hareket eden bir kişi Atatürk. Türkiye'de antropoloji enstitüsünü Atatürk kurdurmuştur. Türkiye'de 70 bin tane kafatası inceletmiştir Atatürk. Yani Atatürk dönemi benim şahsen hadi yapalım denilirse ben derim ki 10 Kasım saat 10'da başlayalım. Zamanı geri alalım. 10 Kasım'dan itibaren bugünkü teknolojiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihine devam edelim derim. Ben Atatürk dönemi gibi bir dönem isterim. Ne demek ya? Antropoloji kürsüsü var ve orada Türk ırkı araştırılıyor. Atatürk bu. Yoksa hiç değil mi ki 1927 yılında Nutuğu okurken gençliğe hitabe nedir? Gençliğe hitabe Nutuğun en son bölümüdür. En son bölümünün en son satırı da, yani onun bize bıraktığı o siyasi hatıratın en son lafı, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Daha ne desin? Bundan daha ileri bir şey var mı? Yok. Atatürk dönemi bu arkadaşlar. Atatürk'ü tek anlayan da Türkçülerdir. Gerçek olarak anlayan. Diğer Atatürkçüler arkadaşlar, böyle aklınızın almadığı Atatürkçüler, onlar ne de biliyor musunuz? İnönü Atatürkçüleridir. İnönü Atatürkçülüğünde Atatürk'ün içi boşaltılmıştır. Hümanist, Hazreti İsa gibi bir tip yaratılmıştır böyle. Alakası yoktur. Hazreti İsa ile vesaire alakası yoktur. İnönü'nün anlattığı Atatürk'le de alakası yoktur. Hasan Ali Yücel'in anlattığı Atatürk'le de alakası yoktur. Atatürk, Cumhuriyet tarihinin başlangıcındaki en büyük Türkçü, en büyük ırkçıdır. Üstelik de kafatası üzerinden ırkçıdır. Türklerin kafa yapısı genelde brekisefaldır. Atsız bakın bunları konuşmaz. Atsız kafatası konusuna girmez. Üç göbekler Türkse, kendini Türk biliyorsan ya da aklen de Türkse, Türksündür. Hayır, Atsız diyor, Atatürk diyor ki 70 bin kafa araştırıyor. Türkiye kimin diyor. Hani Avrupa gavur diyor ya böyle. İşte Türkler Türk değildir falan, bilmem nedir falan. Ve 70 bin araştırmadan sonra %90-95 oranında bir eksefal çıkıyor. Yani Türk'ün, Türk ırkının kafatası çıkıyor. Bunu da yayınlıyorlar. Bilimsel olarak Türkiye'deki milletin Türk milleti olduğunu ispat ediyor Atatürk. Atatürk budur işte. Ha bunlar neye yarıyor? Bunlar şuna yarıyor. Nurettin Topçu. Biraz Mehmet Eroz. Ve diğerleri. Anadolucular yani. Bunlar ne diyorlar? Türkler geldi, Türkiye'dekilerle böyle karıştı. Kokteyl oldu. Böyle bir Anadolu kokteyli yaratıldı. Onların iddiası bu. Ama işin güzeli şu, kokteylde herkes milli benliğini korudu, Türk yok oldu. Anadoluculuğun iddiası budur. Onun için Türkçüler zamanında Anadoluculara çok saldırmışlardır. Lan bu ne biçim kokteyl ki herkes varlığını koruyor da kokteyl karışımında Türk yok oluyor. Nurettin Topçu'ya, Cemil Meriç'e,
Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunların kitaplarını okurken çok dikkat edin. Bunlar Türk düşmanıdır. Nurettin Topçu önce sosyalizmden harekete geçip ondan sonra dinci olmuş. Şeydir yani, hastalıktır. Cemil Meriç de aynıdır. Bunları okurken çok dikkatli olun. Neyse. Hatsız Mecmua çıkıyor. 1932'de işte 1. Türk Tarih Kongresi düzenleniyor. O 1. Türk Tarih Kongresi kitabının tutanakları tekrar basıldı Türk Tarih Kurumu'ndan. Çok uygun bir fiyata. 10 lira mı 20 lira mı nedir? Şöyle kocaman kütük gibi bir kitap. Onu alıp okumanızı tavsiye ederim. 1. Türk Tarih Kongresi'ni. O kongrede ne tartışılıyor aslında biliyor musunuz? Hani atsız telgraf çekiyor. Biz Zeki Veled-i Togan'ın talebesi olmaktan gurur duyarız diye telgraf çekiyor ya. Aslında orada tartışılan ne biliyor musunuz? 1917'de Moskova'da Müslüman Kongresi yapılıyor. O Müslüman Kongresi'nde Sadri Maksudi Arsal ve diğer Türkçüler bütün Türkistan birlik olsun diyorlar. Turan olsun diyorlar. Zeki Veli de orada hayır diyor, bölgesel kurtuluşlar olsun, bölgesel devletler olsun, baş Kurdistan olsun bizimki de diyorlar. Şimdi orada böyle bir tartışma var. Geliyoruz 1932'ye. 1932'de Türk Tarih Kurumu'nun heyeti içinde de kim var? Sadri Maksudi Arsal var. Turancılığı isteyen. Ve bunlar Zeki Veli'ye çatıyorlar. Aslında oradaki kavganın sebebi Turancı mısın değil misin? Birinci Türk Tarih Kongresi'nde arkadaşlar kavga bu. İşte diyor ki bu diyor, bu Zeki Veli diyor, bölgecilik yapmıştır, Turancılığa karşı çıkmıştır diyor. Ve 1. Türk Tarih Kongresi'nin resmi üyeleri Turancılığı savunuyorlar. Türk ırkını savunuyorlar. O kitabı lütfen okuyun. Çok ilginçti. Atsız orada bizdeki tabi Reşit Galip kötü hakaret ediyor. Etmemesi gerekirdi. Atatürk'ün orada müdahale etmesi gerekirdi. Neden? O da o top kongrede bulunuyordu. Demeliydi ki Reşit ne yapıyorsun sen demeliydi. Reşit Galip de şeker hastası. Ve çok fevri bir insan. Atatürk'e bile kafa tutuyor. Atatürk'le tartışıyor. Atatürk diyor ki gidebilirsin, sen bilirsin diyor. Bura milletin masası, sen kalk git diyor. Böyle bir tip Reşit Galip. Ve Reşit Galip kim? Alnımızı yazan kişi. Benim için o ant yeterlidir. Arkadaşlar, Reşit Galip'in yani kabul etmem için o ant yeterlidir. O ant çok güzel bir ant. Çünkü şimdi kaldırıldı, hani biz tekrar okunsun diye istediğimiz andı yazan kişi Reşit Galip'tir. Ve Reşit Galip hakaret ediyor. O hakaret edince Sadri Maksudi de hakaret ediyor. Şemsettin Günaltay var. Şemsettin Günaltay da hakaret ediyor. İşte Zeki Veli de Turancı değil, bölgeci diyor. Zeki Veli de aynı zamanda Atsız'ın hocası. Bu tutuyor, telgraf çekiyor işte toplantıya. Zeki Veli'nin talebesi olmaktan iftihar ederiz, gurur duyarız diye. Orada Atsız mimleniyor. Ve bir de şu talihe bakar mısınız? O Reşit Galip çok kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanı oluyor. Bakın, telgraf çektikleri Reşit Galip bir süre sonra Milli Eğitim Bakanı oluyor. Yani bir de Atsız'ın hayatı hep böyle aksilikler ve tersliklerle ile doludur. Gençliğinde işte o sıralarda Hasan Ali Yücel'e çatıyor. Hasan Ali Yücel 5-10 sene sonra Milli Eğitim Bakanı olarak karşısına çıkıyor. Böyle bir acayip tesadüfler var. Çok kötü tesadüfler. Yani insanın başına gelince ne olur bilemem. Reşit Galip Milli Eğitim Bakanı seçilince, atanınca unutmuyor tabi. Hemen Nihal Atsız'ın hesabını görüyor arkadaşlar. Asistanlıktan atılıyor. Orada şimdi biraz düşüneceğiz. Atılmasaydı ne olurdu? Bence atılmasaydı ve Fuat Köprülü görüştürseydi, Fuat Köprülü görüşmesini engellemiştir Atsız'ın Atatürk'le görüşmesi. Atsız, Atatürk davet ediyor. Şu çocuğu tanımak istiyorum diyor. Atatürk çocuk da bilirsiniz. Şey kabul etmiyor.
Fuat Köprü diyor ki tanıştırmak istemiyoruz diyor. Neyse, Fuat Köprü'yle tanıştırmıyor. Peki atsız tanıştırılsaydı, ona bir kürsü verilseydi ne olurdu? Benim kanaatimce şu olurdu. Bu sefer Atatürk'e derdi ki bu Falih Rıfkı senin yanında ne işi var ya, bu çıksın gitsin derdi. Gene giderdi bizimki, atsızın makamı. Yani o yaratılışta bir kişi. İstiyor ki her şey dört dörtlük olsun, her şey çok güzel olsun, her şey düzgün olsun, her şey Türklüğe göre olsun istiyor. Eminim tekrar geri görevden alınabilirdi. Şimdi böylece atsız gündeme oturuyor. Çok genç bir yaşta, 32-33 yıllarında gündemde olan birisi. Kaç yaş yapıyor bu? 28 yaş yapıyor. 27 ve 28 yaşında çok dikkat çeken bir isim oluyor. Bu böyle devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar, bu çok önemli bir ayrıntıdır. Maalesef İnönü gizli turancılık yapıyor. Almanlarla anlaşmalar falan yapıyor. Von Papen'in belgeleri ortaya çıktı. Ruslar yayınladı. Berlin'i işgal ettikleri zaman bunlar Alman Dışişleri Bakanlığı'nda buldu. Nazi Almanlarının Dışişleri Bakanlığı'nda. Ve bunlar yayınlandı. Orada Von Papen'in, yani Von Papen İstanbul'daki Nazi Almanyası'nın elçisi. Bu yazışmalar ortaya çıktı. Bu yazışmalarda İnönü'nün eski iddiaçılarla Almanlarla anlaşmalı turancılık yaptığı ortaya çıkmıştır. Yani sivil turancılar dışında, Türkçüler dışında. O arada çünkü Rıza Nur, Atsız, Çınaraltı grubu, Ziya Kemp çizgisinde, kültürel Türkçülük çizgisindeki Çınaraltı grubu ve de bizim Reha Oğuz, Deli Dolu Reha Oğuz. Bunlar dergiler çıkartıyorlar. Bunların dışında ayrıca İkinci Dünya Savaşı boyunca devlete bağlı bir de bir turancı ekip var. Bunlar Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'dan incelemeler yapıyorlar. Oradan geliyorlar. Türkistan'ı Rus esaretinden kurtarmak istiyorlar. Fakat Hitler şöyle diyor Von Papen'e, yani İstanbul Büyükelçisi'ne. Bunlar çok hayale kapılmasınlar diyor. Nihayetinde o kurulacak Turan diyor, büyük Nazi Almanyası'na bağlı olacak diyor. Şimdi tabi Ruslar bunu öğreniyorlar. İnönü'nün bu işleri filmlere çevirdiğini öğreniyor Ruslar. Stalin'i öğreniyor. 1944'e girerken Almanya yenilmeye başlıyor. Ruslar Almanya'ya doğru ilerlemeye başlıyor. Bu arada Atsız bir makale yazıyor. Diyor ki işte bu Sabahattin Ali, Hasan Ali Yücel komünistleri besliyor. Komünistleri makamları alıyorlar. Bir açık mektup yayınlıyor. Ardından bir açık daha mektup yayınlıyor. Ve o arada yani böyle Türkçüler kendi aralarında evlerde toplanıyorlar, çay içip işte sorunları konuşuyorlar. Reha Oğuz'la Atsız birbirine küs, bunları barıştırıyorlar. Bugün işte Yücel kardeşim de böyle evde çay içiyorduk. Bir fotoğrafın adına ne koyalım dedi. Ben de dedim ki Bahçeşehir toplantısı koy. Olur ya bir gün Ergenekon olursa bunu da örgüt diye böyle resmide delil diye dosyaya koyarlar dedim. Şaka yaptık. Burada açıklayalım da sonra ne olur ne olmaz değil mi? Bahçeşehir toplantısı dediğimiz evde bir çay içme. O işte 1944 davasında örgüt toplantıları diye sunulan bunlar. Türkçülerin evlerinde toplanıp çay içerek sohbet etmeleri, sorunları, görüşmeleri. Olay bu. Ama bunlar maalesef bir hukuk rezaleti olarak, ben avukatım, 44 davası bir hukuk rezaletidir arkadaşlar. Ve bunlar 44 davası kitabında yayınladım. Askeri Yargıtay'ın davanın özeti olan 250 sayfalık raporumu yayınladım. Orada her şey var. Resmi olarak yani. Ve bu ev toplantıları örgüt faaliyeti olarak gösteriliyor. Ve ondan sonra İnönü ve tayfası kim bunlar? Hasan Ali Yücel, Falih Rıfkı Atay, Nevzat Tanboğan. Ankara valisi Nevzat Tanboğan. Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı, Falih Rıfkı Atay Ulus'un başyazarı. Üçü İnönü'nün kafasını çelerek diyorlar ki
bu bizim yaptığımız savaş sırasında yaptığımız turancılık işini bertaraf edip gizlememiz lazım. Ne yapalım? Şu Türkçü dergilere çıkartan Türkçü turancıların üstüne atalım. Plan bu. Fırsat bu fırsat. Hiçbiri Türk değil ha bunların. Bakın. Hem böyle İnönü'ye diyor ki biz kendimizi kurtaralım diyorlar. Hem de fırsat bu fırsat Türklüğü tasfiye ettirmek istiyorlar devletten. Ve de ediliyor. Nasıl bu? 19 Mayıs 1944'te Gençlik ve Spor Bayramı, işte Gençlik Bayramı o zaman. İnönü bir nutuk veriyor. Orada vatan haini olarak ilan ediyor Türkçüleri. Maalesef o İnönü özür dilemeden ölüp gitti. Ben kendi adım Allah rahmet eylesin demem. Özür dilemeliydi. Çünkü beraat ettiler. Çünkü öyle bir şey olmadığını biliyorlar. Çünkü kendileri yaptılar. Ama özür dilemediler. Ve onun çevresindeki Türk düşmanları, bu hümanistler, komünistler ne yaptılar? Türk'ü tasfiye etmeye çalıştılar devletten. Bütün o zamanki Türkçüleri topladılar. Tavuklukları biliyorsunuz. Hatsız, lağımlı bir hücrede yaşadı bir hafta boyunca. Ve o lağımlı hücrede ciğerleri zarar gördü. Düşünebiliyor musunuz? Lağımın içinde. Reha Oğuz kör oldu. Reha Oğuz'un zaten başka sorunları da var. Büyük acılar bunlar. Ve ondan sonra hemen hemen hiçbirine iş verilmedi. 3 Mayıs'ta o öğrenci olayında o sırada Atsız Osman Turan'ı ziyaret ediyor. Osman Turan bizim çok büyük Selçuklu tarihi uzmanımızdır. Çok değerli kitapları var. Tarih meraklıları okuyabilirler. Onu ziyaret ediyor. Onu ziyaret ettiğini Hasan Ali Yücel öğrendiği anda Osman Turan'ı görevden alıyor. Bahattin Öger var, din tarihçimiz. İslam'dan önceki Şaman tarihini en iyi bilen tarihçimiz ve ona Atatürk profesörlük vermiştir. Bahattin Öger'e. Bu Hasan Ali Yüce, sen bir tane dergide yazı yazdın diye Tanrı Damine Türkçü dergide bir tane makale yazıyor. Sen makale yazdın diye profesörlüğünü elinden alıyor Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel kimdir? Solcular onu 80 senedir hümanizm timsali olarak gösterirler. Ne hümanizmi? Bir numaralı Gestapo'dur, bir numaralı zalimdir. Bütün sorgulara girmiş adamdır. O işkencehaneleri kontrol etmiş adamdır. Ama bunlar bizim milletimize hep melek diye yutturuldu. Bu nedir? Bu propagandanın gücüdür. İşte bütün bu kötü gidişe karşı kim bize ilham verdi? O içeri düşen 23 kişi bize ilham verenler. Onun içinden de arıza çıktı. Çıkmadı mı? Bekir Bey Nurcu oldu. Serden geçti, Nurcu oldu daha sonra. Arıza çıkıyor. Çıkar tabii. Ve Atsız 2 sene tutuklu kaldıktan sonra tabi davada beraat ediyorlar. İş yok. Öğretmenlik verilmiyor. Necdet Sancar'a öğretmenlik verilmiyor. İş verilmiyor arkadaşlar. Öğretmenlik halbuki hakları. Beraat etmişler. Göreve dönmeleri lazım. Başka da meslekleri yok yapabilecek. Atsız bozkurtları yazmaya başlıyor. Kafasında zaten yazmış, canlandırmış her şeyi. Para yok. Reşide Hanım işte şu Erenköy Kız Lisesi'nde biraz hocalık yapıyor. Oradan para geliyor. Evde hiç para yok. İşte bu hafta mesela aynalı dolap satılıyor. İşte öbür ay oradaki koltuk satılıyor. Derken Atsız kitaplarını satıyor. Para yok. Kitapları satma çok kötü bir şeydir. Ben bütün evi satarım da kitapları satma. Ama onu satacak hale geldiysem arkadaşlar çok kötü de bir şey var. Kitapları da satıyor. İşte o kötü dönemde Yağmur Atsız daha sonra böyle yazıyor. Hiçbir şey umurunda değildi diyor. Sanki herkes iş verdi. Sanki 10 tane öğretmenlik verildi. Atsız yapmadı.
kasteni aç bıraktı. Yok ben kitap yazacağım dedi. Hatsız bunlara da katlanmaktır. Bunlardan da yıkılmamaktır. Aile darbesinden de yıkılmamaktır. Onu çok iyi bilirim, aile darbesini. Bir takım telkinlerle, propagandalarla bir gün aileniz de sizin karşısınıza çıkabilir. Sizi vazgeçirmek isteyebilir. Hatsız buna da katlanıyor. 1952'de Süleymaniye'ye tayini çıkıyor. Ve ondan sonra bir Süleymaniye Kütüphanesi dönemi başlıyor. Arkadaşlar Süleymaniye Kütüphanesi'nde yaklaşık 10 bin tane kitabı gözden geçirip fişliyor. Bu ne demek? 17 yılda 10 bin tane yazma. Korkunç bir emek bu. Korkunç bir şey bu. Ve gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Maltepe'deki eve, o tahta eve, uğulduyan eve, soğuk eve. Emekli oluyor. Bostancı'daki eve geliyor. Emekli olunca tabi maaş azalıyor. İşte Necmettin Sefercioğlu evini ziyarete gidiyor. Hatıralarında yazıyor bunu. Hoca diyor, soğukta oturuyor diyor, paltoyla otururdu diyor, oturuyor diyor. Çay demledi, içtik diyor. Hocam soğukta oturuyor dedim diyor. Ya eski Türkler kaftanla oturmuş, ben de onun için paltoyla oturuyorum diyor. Hiç de bozuk diye vermiyor. Çayı kendi ikram edermiş arkadaşlar. Tevazuya bakar mısınız? Bunlar çok önemli şeyler biliyor musunuz? Benliği terbiye etmektir, nefsi terbiye etmektir bunlar. Ve o soğukta oturuyor. Emekli maaşı nereye yatıyor biliyor musunuz? Emekli maaşı ÖTÜKE'nin masraflarına yatıyor. Kendi soğukta oturuyor. Atsız olmak böyle bir şey. Böyle olacaksınız atsız. ...1960'a doğru 59'da mı ne? Eşi Almanya'ya gidiyor. Daha sonra öbür çocuğunu da alıyor oraya. Rahatsız yalnız kalıyor. Yalnız bir hayat. Gene yılmıyor, gene vazgeçmiyor. 64 yılında ÖTÜKE'nin dergisini çıkartmaya başlıyor. Yani normalde bir insan bu kadar darbeden sonra rakıya başlar, içtikte içer, biter yani. Bu normal. Türkiye şartları böyledir genelde. Yani %80 biter, tükenir. Hayır. Tükenme yok. Aksine bileniyor, kamçılanıyor. 64 yılında ÖTÜKE'n çıkmaya başlıyor. Hem de ne ÖTÜKE'n? ÖTÜKE'n işte tam da damgasını vuruyor Türkiye'ye. Ben yaşadım o zamanları. O 69, hatırlarım 69, 70, 71. Yani o zamanki o ÖTÜKE'nin havasını ben yaşadım. Çok güzel bir şeydi. Türkçüler Derneği de vardı Tarsus'ta. Ocak da vardı. Zaten Tarsus Teşkilatı genelde Türkçüydü. Daha sonra sentezci oldu. Daha sonra ümmetçi oldular. O zaman ÖTÜKE'n damgayı vurdu. Ve Türk eşi CKMP'ye sokan kim biliyor musunuz? Necdet Sancar. CKMP ileri gelenleri Necdet Sancar'ı buluyorlar. Diyorlar ki Türkeş diyor bizim partiye girme ihtimali varmış. Siz aracı olun. Bir toplantı yapalım. Türkeş ve Türkçüleri CKMP'ye kabul edelim diyorlar. Yapılan toplantıyı Necdet Sancar yürütüyor. Konuşmayı o yapıyor. Diyor ki bu şartlarda girilmez diyor. Daha sonra giriliyor. Ve ÖTÜKE Türkeş'i destekliyor. Hemen her sayısında ÖTÜKE bakabilirsiniz şeyden. Kütüphanedeki arşivde. Hemen her sayıda Türkeş destekleniyor. İşte ülkücülük, Türkçülük, CKMP bu şekilde destek çıkılıyor. Derken birinci aşama 1969. Besledik ya. 69'da önce partinin şekli, ruhu bir şeyler değişiyor. Bir sentez havasına doğru gidiyor.
Atsız yine vazgeçmiyor. Necdet Sancar hiç vazgeçmiyor. Devam ediyor. 73 yılına doğru Türkeş Ötüken'i yasaklattırıyor. Ocaklarda. Ondan sonra da kopma oluyor. Ondan sonra partiyle işi bitiyor Atsız'ın. Gençlere de şu tavsiyede bulunuyor. Meslek sahibi olun. Mesleğinizde en iyisi olun. Kadrolaşın. Türkiye'de söz sahibi siz olun. Bu şekilde nasihat ediyor. Ve diyor ki zaten yalvaran belliydi o zamandan diyor. Ben kitapta o mektubu yayınladım. Türkeş'in af mektubu. O Atsız'ın dediği af mektubu odur işte. Ben diyor böyle yapmak istememiştim. Çok pişmanım. Ben bundan sonra yapmayacağım. Beni affedin diye bir mektup yazıyor komutanlığa. Aynı anda Atsız da mektup yazıyor. Mektupta ne istiyor dersiniz? Bakın, biri ben yanlış yaptım diyor. Beni affedin diyor. Bir daha yapmayacağım diyor. Öbürü de diyor ki Ötükenlerin parası gelmiştir postaneye. Bir adam gönderin de o paraları çektirin diyor tutukluyken. Ama aradaki fark bu. Ötüken'in paralarını düşünüyor tutukluyken. Paralar geldi diyor. Onlara dergi göndermemiz gerekirdi diyor. Paraları çekin diyor. İşte şuna teslim edin diyor paraları. Haksız bu arkadaşlar. Haksız nedir? Haksız bıkmamaktır. Haksız teslim olmamaktır. Haksız yıkılmamaktır. Haksız tevazudur. Ama aynı zamanda bir kartal gibi olmaktır. 73 yılında Ali Balseven öldüğü zaman tabi o konuda türlü tevatürler var. Yok şöyle öldü, yok böyle oldu diye. Ama nihayetinde nasıl öldüyse öldü. Ama Ali Balseven Türkçüydü. Ve bir Türkçü öldü. Öldürenler de sentezciydi. İsterse kız davası olsun, isterse hakaret olsun, isterse bilmem ne olsun. Ama ortada bir şey var, böyle bir gerçek var, olgu var. Ali Balseven öldüğü zaman Atsız şöyle yazıyor. Zirveye kartal da çıkar, yılan da çıkar. Kartal yükselerek çıkar, yılan sürünerek çıkar. Sizsiz olur, kartal gibi çıkar. Hayatta yılan gibi yükselmeyin. Atsız olmak budur. Türkçülük budur. Ve Türkçülük sadece Atsız değildir. Türkçülük Yusuf Akçura'dır. Yusuf Akçura büyük fedakarlık yapmış bir adamdır. Sırf fikriyatı yüzünden fabrikayı falan bırakıp gelmiş adamdır. Ziya Göker milletvekilliğini bırakmıştır arkadaşlar. Atatürk diyor ki gel diyor ben AK Partisi'ni kurar, fırkasını kuracağım diyor. Bunun umdelerini tespit edelim diyor Ankara'da. Gidiyor, 9 tane umde tespit ediliyor. Bunun diyor açıklamasını sen yapacaksın diyor. Tamam diyor. İşte parti programı, parti ilkeleri, yani fırka ilkeleri işte ve Yeni Türkiye'nin hedefleri gibi broşürler hazırlıyor. Ondan sonra da Atatürk'e diyor ki ben diyor bu milletvekilliğini sevmedim. Ben Diyarbakır'a gidip küçük mecmuayı çıkaracağım diyor. Ziya Göker bu. Bakın milletvekilliğini bırakıyor. Diyarbakır'a gidip küçük mecmuayı çıkarıyor. Bir de şimdikilere bakıp ne kadar basitlik değil mi şimdikiler? Şu milletvekili olma yarışına bakın. Herkes orada bir koltuk sevdasında. Herkes bir koltuk kapma peşinde. Ziya Göker ise milletvekilliğini bırakıyor. İşte Türkçülük budur arkadaşlar. İyi ki de bırakmış, iyi ki de o küçük mecmua çıkmış. O küçük mecmuayı temin edin okuyun. Tekrar yeni Türk alfabesiyle basıldı o. Türkçülük böyle bir şey. Atsız böyle bir şey. Yani atsıza layık olmak demek bu fedakarlıkları yapabilmek demektir. Hani şiirinde der ya Adalar Denizi'nden Altaylara kadar bütün Türk gençliğine. Hani bazen tuz bulunmaz aşımda diyor. Bazen karı bile terk eder seni.
Ve böyle bir ruhtan, böyle bir ruhtan geri gelen mektup şiiri çıkıyor arkadaşlar. Ne enteresan değil mi? Böyle bir ruhtan. Yani içimizde Selim Pusat vardır mutlaka. Biz de bazen Selim Pusat olduk, bir zafiyet gösterdik yani, olacak. Genele gençlikte bir Selim Pusat zamanı olacak yani. Yani o oka karşı bir zafiyet göstereceğiz, olacak bu iş. Ve böyle bir cesur adam geri gelen mektup gibi bir şiir yazıyor. Benim için Türkiye'de yazılmış. Benim öyle şu çok bir şiir bilgim yok. Bazen ben de yazarım işte, aklıma gelir döktürürüz. Benimki ne? Kendi kendime bir şiir yazma. Başka bir şey değil, bir iddiam etmiyorum. Ama geri gelen mektup bence şiirin, sevda üzerine yazılan şiirin, özlem üzerine yazılan şiirin zirvesidir. Atsız budur. Yıl kaç? 98. 98 arkadaşlar. Eminönü'nde bir işte lokantadayız. Yiyoruz, içiyoruz. Tabii 3 tane 4 tane Türkçü bir araya gelince ne olur? Türkçülük konusu biter, atsız başlar ya da atsızdan bir şiir başlar. Bir şey olur yani. Neyse biz saat biraz ilerleyince geldik gene atsıza. İşte ruh adama geldik. Çünkü ruh adamı konuşmayan bir Türkçü ben düşünemiyorum. Mutlaka çay da içse, rakı da içse ruh adamı konuşur. Böyle. Neyse. Ben geri gelen mektuptan böyle çantamda bazen taşırım o şiiri. İki mısra okudum. Orada bir arkadaş dedi ki masada. Ya bırak o şiiri dedi. O onlarla uğraşacak zaman mı dedi. Bırakmayın. Bırakmayın. Arkadaşlar, sevgiyi kaybetmeyin. Sevgiyi kaybetmeyin. Size tavsiyem o. Geri gelen mektubu bırakmayın. Bazen Selim Pusat olacaksınız. Bazen atsız olacaksınız. Ben Türkçe olduğumdan dolayı çok mutluyum. Çok. Yaşadıkça da böyle hizmete devam edeceğim. Yazabildiğim kadar. Ne diyeyim? Şuna dua ediyorum. Tanrı bize hala birilerini gönderiyor. Böyle adamlar her zaman çıkmaz. Zaman zaman çıkar. Bir Atatürk çıkar, bir Atsız çıkar, bir Yusuf Akçura çıkar. Ben inanıyorum bu böyle devam edecek. Belki içinizden biri Atsız olacak, Akçura olacak. İnanıyorum buna. Ve Atsız'ın ruhu şad olsun diyorum. Benim diyeceğim bu kadar. Yeri gelince Atsız olun. Yeri gelince Selim Pusat olun. Geri gelen mektubu da cebinize büküp koymayı bilin. Sadece o geri gelen mektupta ısrarcı olmayın. Geri her şeyde, milli meselelerde ısrarcı olun. Peşini bırakmayın hiçbir şey.